İnsanın karşı karşıya kaldığı en büyük sorun Allah'tan uzak olmasıdır. Varlığının sırrından ve sebebinden habersiz olmasıdır. Kendisine verilen sorumluluktan gafil olmasıdır. Taşıması gereken mesajdan habersiz olmasıdır. Ahiret hayrından habersiz olmasıdır. Genişliği yerler ve gökler kadar olan cennet için yaratıldığından ve bu dünyanın kendisine cennetin bedeli ödenmesi için verildiğinden gafil olmasıdır. İnsan cenneti kazanma hususunda gaflete düştü ve dünyanın zevk-i sefasına daldı. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, "Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım," der. İnsanın karşılaştığı en tehlikeli şey, iş işten geçtikten sonra hakikati fark etmesidir. "Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım," der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. "Keşke peygamberlerle beraber bir yol tutsaydım," der. De ki, "Size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildireyim mi? Bunlar iyi işler yaptıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. De ki, şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokacaklardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir. Allah'tan habersiz olan kişi, hayatını otlayan hayvanların yaşadığı gibi yaşar. Onların kalacakları yer ise ateştir. Allah'tan habersiz yaşayan kişi, aksine onlar bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Allah'tan habersiz yaşayan kişi, onlar sanki duvara dayanmış, içi boş kütükler gibidir. Allah'tan habersiz yaşayan kişi, Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Varoluşun gayesini biliyorsan, amellerin de tamam olur. Eğer amellerin tamam olursa, kurtuluşa ve saadete erdin demektir. Kurtuluşa ve saadete ermek, yeryüzündeki bütün insanların değişmez isteğidir. İnsanı mutsuz eden şey cehalettir. Ve cehalet de insanın en büyük düşmanıdır. Cahil, düşmanının ona yapmadığını yapar. Varlığının gayesini açıklayan ayet gayet kesin. "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bildiğiniz gibi ibadette kalbim muhabbetle harmanlanmış, kesin bilgiye dayalı, sonsuz mutluluğa götüren bilinçli bir itaattir. Ne zaman dünya hayatını seçersen, insanlığını kaybetmiş olursun. Dünya hayatını seçtiğinde, sana bahşedilen sorumluluğu geçersiz kılmış olursun. Bu yüzden varlığının sırrını, sebebini, gayesini bilmen, cennet için yaratıldığını bilirsen, ancak o zaman bunun için çalışırsın. Günahkar kul Rabbine yöneldiğinde, bir münadi yeryüzünde ve gökyüzünde şöyle nida eder: Allah'a tövbe ettiğin için falan kimseyi tebrik ederim. Hatasını anlayıp tövbe ettiğinde, insanın kalbini tövbe kadar sevince boğan başka bir mutluluk yoktur. Allah'a yemin olsun ki, tövbe ettiğinde göğsünden bir dağ kaldırılmış gibi olur. Günahlarından samimi olarak tövbe eden kişi,
hiç günah işlememiş gibidir. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi sandınız. Kalp attığı sürece, hayatta olduğumuz sürece, tövbe de acele edelim. Tövbe Allah'ın rahmetidir. Kim bana hiçbir şeyi şirk koşmaksızın arz dolusu hatayla kavuşursa, ben de onu bir o kadar mağfiretle karşılarım. Allah bizi bekliyor. Allah tövbe edenleri sever. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar, kötü arzularının esiri olanlarsa, büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Elhamdülillah. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab.